Bugünkü videomuzda YouTuberların Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Akşefekti. Teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomda TikTok fenomenlerinin dans videolarına tepki videosu çekmiştik. Ve çok güzel geri dönüşler aldım. Kesinlikle lince maruz kalmadığım için. Ben de bu videonun benzer bir şekilde ikinci partını çekmeye karar verdim. Bugünkü videomuzda TikTok hesabı olan YouTuberların videolarını inceleyeceğiz. Araya birkaç tane de ünlü sıkıştırdım ben. Biliyorsunuz ki karantina günlerindeyiz ve insanlar TikTok açıyor can sıkıntısından dolayı. Hani bunların arasında işte birçok YouTuber da dahil. Bu yüzden dedim böyle bir video... dedim böyle bir video yapalım. Evet. Hazırsanız o zaman başlayalım. Evet. Şimdi... İlk ismi ben Duygu Özaslan'ı almak istiyorum. Çünkü o da karantinadayken sıkılmış ve dans videoları çekmeye başlamış. Ama şimdilik sadece 2 tane videosu var. Bakalım ilerleyen günlerde video atmaya devam edecek mi ya da yeni danslar ezberleyecek mi, çok merak ediyorum. İlk videosunu açalım o zaman. Ya ezberlemiş bence güzel şimdi. Ezberleyecekmiş gibi hissettim kendisini. Ve ayakkabı dolabı çok hoş duruyor, bir sürü ayakkabı dizilmiş arkasına falan. Bence güzel. Mimikleri falan hoş olmuş ve dansın hepsini tam ezberleyememiş ama bence tatlı. Ben şimdi bir önceki videodaki gibi böyle şey hissettim, hani Duygu'da dans videoları atmış ya. Böyle onların danslarını eleştiriyormuş gibi olmuş ama hoş videolar. Evet. Duygu'nun 2 tane videosu vardı. Sıradaki isim kim olsun? Ece bana bir tane YouTuber ismi söyle. Enes Batur. Yeni nesil çocukları Enes Batur'dan başka YouTuber bilse zaten şaşarım. Neyse, Enes'e girelim. Enes'in 1 milyon takipçili bir TikTok hesabı var. Düşünün, 1 milyon. Sanırım TikTok'ta en çok takipçisi olan YouTuber olabilir. Tam emin değilim ama. Enes Batur YouTube videosuna eklemek için TikTok'lar çekiyordu. Öyle hani zevkine ya da bir şeyine değil ama birkaç tane videosunu izleyelim. Biliyorsan, hadi biliyorsan, geçirmek için yapıldığı belli zaten. Bu remix de çok güzel olmuş bence. Şuna bakın. Kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına, şuna bakın, bir kamyon. Bu sese bayılıyorum. Bu sese gerçekten bayılıyorum. Hatta bir daha yapmak istiyorum şu an. Kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına, şuna bakın, bir kamyon. Bu sesle TikTok çekmeyi çok istiyordum ama bana uygun değil. Ben genelde dans videoları çekiyorum ya. Dedim eklemeyeyim, hani dursun, tutmaz belki falan ama ses çok tatlı. Bu çocuk YouTuber olmasaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk şarkıcı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuğun filmleri olsaydı, komedyen olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk YouTuber ve bunlar da Türk YouTuber kasları. Ve Adana'da. Bu videoları yapan bir tane çocuk vardı. Çok çok kalitesiz içerik gerçekten. Yani hiç beğenmiyorum. Ve bir dönem herkes o tarz videolar çekmeye başladı ve artık midem bulandı ve kötü diyeceğim buna. Çünkü cidden böyle şey sevmiyorum. Hani bu dansçı Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu dansçı yabancı dansları yapsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu kız Türk. Bunlar da benim videolarımda Türk şarkılarıyla yapılmış danslar. Ve bu kız Nideli. Nideliyim ben. Bence çok kötü. İçerik, o çocuğun yaptığı içerikler bence çok kötü. Neyse, devam edelim. Sensin kusurlu. Hiçbir kusurum yok. Çok zekiyim, çok güzelim. İnanılmaz beyaz bir tenim var. Fondöten sağ olsun şu an. Ayrıca çok zenginim. Evet, bir daha söyle. Bunu da yapmak istiyorum lütfen. Lütfen bunu da yapmak istiyorum. Sensin kusurlu. Hiçbir kusurum yok. Çok zekiyim, çok güzelim. İnanılmaz beyaz bir tenim var. Fondöten sağ olsun şu an. Ayrıca çok zenginim. Sıradaki ismimiz
tanesi Berk Coşkun olsun istiyorum. Berk Coşkun da çok videoları çok çok beğenilen bir çocuk. YouTube'da da çok başarılı, TikTok'ta da çok başarılı bence. Video içerikleri inanılmaz güzel. Hani TikTok'u gerçekten iyi kullanan bir YouTuber olduğunu düşünüyorum. Başlayalım. Su damlası. Islık çalıyor gibi. Suya düşme efekti için yanağımıza vuruyoruz. Birleştiriyoruz. Olmuyor ki. Ay. ASMR videolarına bayılırım. ASMR. Böyle bir şeyler yiyorlar ya kıtır kıtır. Bazen sırf acıktığım zaman onları açıp izliyorum daha çok acıkayım diye. Çok güzel. YouTube hileleri. Herhangi bir video izlerken durduruyorsunuz. Klavyenizden awesome yazıyorsunuz. Ve buradaki oynatıcı gökkuşağına dönüyor. Deneyelim. Denemek istiyorum şu an bunu. Açalım YouTube'u. Kendi kanalımdan bir tane video açacağım. Bakalım olacak mı? Durdurdum videoyu. Aa oldu. Vallahi oldu. Gözüküyordur inşallah. Oldu. Başarılı. Evet. Bu çocuk bu kadar antin kuntin şeyleri nereden buluyor acaba? Ses şeyleri çok iyi. Hani ses değişimlerini çok iyi yapabiliyor bence. Güzel. Sıradaki ismimiz Berkcan olsun. Berkcan'ın son attığı dalga geçme amaçlı bir tane TikTok videosu vardı. Çok tepki görmüştü. Zaten onu TikTok kaldırmıştı. TikTok öyle içeriklere izin vermiyor. Hani küfür etseniz bile onu kaldırıyor. Hani TikTok çok katı kurallı bir uygulama. Öyle çok her istediğinizi yapamıyorsunuz. O video benim de açıkçası hoşuma gitmemişti. Ben de bir izledim de hani ew olmuştum ki Berkcan'ı çok çok sevmeme rağmen. Ama birkaç tane TikTok videosu var onun da izleyelim. Son attıklarından biri hatta karantinadayken. İkinci kuralımız aile işinde otururken de hepimiz birbirimize karşı mesafeli oturalım. Mesafeyi koyun tamam mı? Story şeyi herhalde bu. Hoş. Evin kirafilisi dalga geçirmek için yapılmış bir TikTok ama bence komik yani. Bu komik. Ben bunu ilk izlediğimde bayağı gülmüştüm. Bu da komik bence. Ama sürekli silinip atılmış ve artık o mesela kaldırılan videoda da çok iyi hatırlıyorum. Siliniyordu tekrar atıyorlardı artık o TikTok yazısının üstünde TikTok yazısı, onun üstünde TikTok yazısı falan vardı. Kafalara da bakalım. Onların hepsinin ayrı hesapları var zaten. Kafalar resmi diye bir hesap var. Bilal abininki ayrı işte, Atakan abininki falan ayrı. Onları işte şey yaptım ben. Hepsini direkt kafalar olarak aldım. Onlardan izleyelim birkaç tane. En çok beğendiğim ve çok çok kaliteli bir içerik olarak gördüğüm bir tane bir video var. Onu size açacağım şimdi. I see God in Century. Çok güzel. I see God in all men. Bu video çok güzel. Bu tarz videolar yabancı ülkelerde çok fazla tutuyor. Hani birkaç milyon beğeni falan alıyor hatta. Bu videoyu ben çok beğenmiştim. Bilal abinin bir tane videosuna bakalım. Osman, büyüyünce ne olacaksın çocuğum? Öğretmenim ben böyle çok zengin olacağım. Avradıma böyle her şeyi alacağım. Böyle arabalar, yatlar, atlar, her şeyi doğru. Aferin oğlum, otur. Şaban, sen ne olacaksın oğlum? Ben de Osman'ın avradı olacağım. Mesela bu videoyu çeken normal başka bir kullanıcı görsem beğenmeden geçerim. Ya bu Bilal abi yapmış, bunu da görsem yine beğenmeden geçerim. Hani içerik olarak yine dediğim gibi bana uygun değil ama komik geliyor ister istemez. Bilmiyorum neden.
Atakan abinin suyu fışkırtışı aşırı komik bence. Ben bunları daha önce de izledim, çok güldüm, artık gülesim kalmadı. Kim buluyor ya? Bence çok saçma gerçekten. Hani daha önce yapılmış akımlar bunlar zaten. Bir sürü video örneğiyle karşılaştık. Onlar da bunun parodisini yapmış gibi olmuş. Bence saçma. Şehda Arda'nın eskiden bir tane TikTok hesabı vardı. 2016 yılında attığı normal müzikli videoları. Onu işte ya değiştirmiş ya da yeni bir hesap açmış. Orada da iki tane video paylaşmış. Onlardan birisini izleteceğim. İlk attığı video aşırı kaliteli. Eğer Şehda diğer işte yabancı make-up artistlerin TikTok hesapları gibi böyle videolar atsa gerçekten yıkar geçer diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum uğraşır mı? Bak şu videosu çok iyi bence. Les boîtes piolées, les vitons jetés et les gens dans les hoppa, les chiens. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip and fit it up. Hop in my car and let's get it up. Secure the bag and I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Bence çok iyi. Bilmiyorum. TikTok kullan, yani sonuçta uğraşmaz ama uğraşsa, o diğer yabancı make-up ünlü make-up artistler gibi videolar çekse muazzam olur. Tam ezberlenmemiş ama güzel olmuş. Sıradaki ismimiz Meryemcan. Meryemcan da yine sıkılıp TikTok, karantinada sıkılıp TikTok çekenlerden ama öncesinde de bilmiyorum Uludağ mı gitmiş, bir yere gitmiş. Orada şeyleri var. Böyle karlı bir bölgede. İşte bir şeyler yapıyor, videolar falan çekiyor. Onlar var, onları bir izleyelim. Ayazı işler içime. Üşüyorum. Üşüyorum burada seni beklerken. Kar yağıyor lapa lapa üstüme. Bu karanlık yolda seninle. Niye böyle bir video çekersin? Bak komik ama niye? Neden? Amacın ne olduğunu anlamadım. Hani bir şeyin parodisi olsa tamam. Ama bilmiyorum, böyle bir içerik varsa da ben bilmiyorum gerçekten. Bu da karantinada çektiği bir video. Dans videosu. Why is everything chrome? Man, it began to feel like the French boy in this bitch. Lean with the rock with. Ben bunu daha önce de izlemiştim. O yüzden izlemeye gerek kalmadı. Yani güzel, hoş. Çok yine şey olmamış ama. Ya yani olmuş yani. Olmuş, orta olmuş. Çok iyi değil, çok kötü değil. Sıradaki ismimiz Burak Güngör. Onun Şeyda'nın eski müziklisine düet çektiği bir tane videosu var. Ama eskiden gerçekten Musical.ly'de bunlar popülerdi. Eski TikTok'ta böyle hızlandırılmış şarkıları böyle alıyorsun. Nerede benim telefonum? Böyle alıyorsun. Böyle söylüyordun yani. Bunlar modaydı o zaman. Onlar çok beğeni alıyordu. Milyon beğeni aldığını gerçekten hatırlarım. Hayır. Ya anlamsız videolar işte. Hani şey gibi, TikTok kullanmayı mesela tam bilmiyor. İçerik şeyini bilmiyor. Mesela ben de çok YouTube'u bilmiyordum önceden. Hiçbir fikrim yoktu nasıl video çekilir, atılır falan. Onun gibi bilmiyorsun, ne yapacağını bilmiyorsun. Şarkı açıp bir şeyler yapıyorsun gibi gözüküyor dışarıdan, öyle söyleyeyim. Çağla Şikel ablamız. O da TikTok'ta çok beğeni alan videoları var. Ve yeni olmasına rağmen böyle video atmaya ve akımlara uymaya başlamış. Akımların bilincinde olması bence çok güzel. Bir tane açalım. Ben bunu bir Instagram filtresi bu. Yapamıyorum. Hiçbir şekilde yapamıyorum bunu ya. Bir dakika, bir daha yapacağım. When I popped off, then you go gave me just a little bit of a chop, baby.
bence benden iyi yapmış. Ben hiç yapamıyorum en azından. Zamanlar yine gündem olmuş. Önceden akım olan, sonradan tekrar akım olmaya başlayan bir akım. Bak bu kadın akımlara uyuyor. Gerçekten uyuyor. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kıyafetleri çok güzel. Adam. Bu Harry Potter'daki çocuk işte ama gençken o kadar tatlıydı ki yani bu adamın böyle bir adama dönüşmesi büyüdükçe biraz garibime gitti. Çok çirkinleşmiş bence. Yani çok ilginç. Netflix'ten çok rahat İngilizce öğrenin. Google'a bunu yazın. Chrome eklentileri sonucuna tıklayın. Eklentiye ekleyin. Netflix'ten bir film açın. Burası önemli. Netflix'ten altyazıyı İngilizce yapın. Ayarlar bölümünden de Translation Language'i Türkçe yapın. Ve filmi hem İngilizce hem de Türkçe altyazıyla izleyin. Filmi durdurup kelimelerin anlamına da bakabiliyorsunuz. Uygulamayı buradaki bütün dillerle kullanabilirsiniz. İyi seyirler. Orkun Işıtmak da TikTok'a geçmiş. Onun da bir tane videosu var. Onu da açalım hemen. La. When I popped off, then you go gave me just a little bit of a chop. Baby, so... Yine yapamadım. Yapmak istiyorum şunu artık. Bir dakika. La, la, la. When I popped off, then you go gave me just a little bit of a chop. Halil İbrahim Göker'in de birkaç tane TikTok videosu var. Onlardan da aldım. Elimden geldiğince bütün YouTuber'ları almaya çalıştım. Güzel, mantıklı videolar. Ben
Bence bu akıma çok farklı bir bakış açısı olmuş. Ben bu video içeriğini çok beğendim. Eğer yabancılar yapsaydı gerçekten bu videolar çok tutuyordu. 1 milyon 2 milyon beğeni almıştı. Bu TikTok'taki olayı zaten anlamıyorum. Yabancılar bir akım yaptığında en az 2 milyon beğeni alıyor ama Türkler yaptığında o akım... Ay dur sen. Türkler böyle eğlenceli akımlar yaptığında taş çatlasın 300 bin beğeniyi geçmiyor. Ya tamam benim de çok fazla beğeni alan videolarım var. 600 bin, 700 bin var. Ama bunlar tabii ki de yabancı ülkelere keşfet, yabancı ülkelerin keşfetine düşmüş videolar. Ya TikTok'tan çok istiyorum ya. Benim yabancı keşfetimi açar mısınız? Ben Amerika keşfetine düşmek istiyorum. Amerika, İngiltere, Rusya bunların keşfetine düşmek istiyorum. Lütfen buradan beni duyabilecek TikTok şeyleri lütfen. Benim Amerika keşfetimi açın ya. Benim içeriklerim Türkiye'de tutmuyor. Lütfen. Lütfen bunu çok istiyorum. Ruhit Çenet'in de bir tane TikTok hesabı var. Orada sadece bir tane TikTok videosu var. O da Real Madrid'le ilgili bir tane. Ama Ruhit Çenet zaten benim içerik olarak en çok beğendiğim, en çok beğendiğim YouTuber'lardan biri. Çünkü ben böyle bilgi, gizem, paranormalite, böyle şeylere bayılırım içeriklere. Paranormal bir şeyler anlatan kanalları da çok severek takip ederim. Eğer bana paranormal bir şeyler anlatan, korku hikayeleri anlatan kanal önerileriniz varsa Işıl Işık'ı takip ediyorum zaten onun harici. Nigma'yı da takip ediyorum. Onların harici böyle videolarını izlememi istediğiniz kanalları yoruma bırakabilirsiniz. İzleyelim. Futbolun 22 adamın bir topun peşinden koşmasından ibaret olduğunu düşünmenin, Hamlet'in kağıt ve mürekkepten, kemanın ise yay ve telden ibaret olduğunu düşünmek arasında hiçbir fark göremiyorum. Bu birazcık Real Madrid reklamı gibi olmuş, ne yalan söyleyeyim. Real Madrid bir ara TikTok hesabı açtı, işte çok konuşuldu, işte onun adına hashtagler falan açıldı reklam amaçlı. Bunu da böyle sanki reklam amaçlı bir TikTok videosuymuş gibi gözüme geldi, bilmiyorum ne kadar doğru ama Ruhi Çenet'ten şunu isterdim, kendisi zaten çok bilgili, hani böyle bilgi videoları paylaşan bir insan. Böyle bize mesela iyi şaşırtıcı 3 bilgi, işte şununla alakalı şaşırtıcı 5 bilgi gibisinden videolar koysa TikTok içeriğine o kadar çok tutar ve o kadar çok popüler olur ki. Yani bence çok güzel olur. Ben YouTuber'lardan böyle şeyleri isterdim aslında. Zaten ünlüler ve TikTok'ta da böyle güzel içerikler paylaşarak daha ünlü, TikTok'ta da ünlü isim olabilirler. Bilmiyorum. Bence yapmalılardı. Dediğim gibi mesela Şeyda Erdoğan çok güzel makyaj videoları koyabilirdi diğer yabancı TikTok, makyaj artisti TikToker'lar gibi. Mesela Ruhi Çenet de, Barış Özcan da, onu da çok severek takip ediyorum. Böyle bilgilendirici TikTok videoları, içerikler koysalar TikTok'un bu cringe adı altında olmasını bir nebze olsa yok edebiliriz diye düşünüyorum. Şu an böyle niye felsefe yapar gibi konuştum, hiçbir fikrim yok. Öyle, benim düşüncelerim bunlar. YouTube'a tepki videoları çekmeyi çok istiyorum. Ben bunu çekerken çok eğleniyorum. Eminim siz de izlerken çok eğleniyorsunuz. Biliyorum çünkü izliyorsunuz yani. Bu kadar izlenme gelmesinin sebebi bu. Nelere tepki videosu çekmemi istiyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Biliyorsunuz bütün yorumları okuyorum ve kalpliyorum. Öyle. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ben video boyunca sayıyorum, sövüyorum. Video sonunda utanç şeyleri böyle teşekkür ederim falan. Bir tane dansla kapatmak istiyorum. Bununla bitireceğim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız ve desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Öyle, teşekkür ederim. Hoşça kalın.